Aslı Örnekli Okur Arşivi'nin bugünkü konuğu Nermin Bezmen. Hoş geldiniz Nermin Hanım. Hoş bulduk. Sizi konuk etmemizin şöyle bir nedeni var. Önce Ay Taşı Tanrıçalarından başlayacağız ama Bir Gece Yolculuğu da çıktı. Aynı zamanda Doğan Kitap'tan. Daha önce basılmıştı Bir Gece Yolculuğu ama yeniden basılıyor. Ay Taşı Tanrıçaları, yani bu kitabın bende ayrı bir yeri var. Önce onu söyleyeyim. Çünkü siz bu kitapla ilgili diyorsunuz ki hani kişisel gelişim kitabı değil, bir tavsiye ya da referans kitabı değil. Bu tamamen hani benim başımdan geçenleri anlattığım, insanlara ilişkilerle ilgili söylemek istediğimi, kadın olmakla ilgili söylemek istediğimi söylediğim bir kitap diyorsunuz ama şöyle başlıyor kitap. Kadının öncelikle bir tarihsel yeri, mitolojik yeri ve bu çok ilginç yerlere bağlanıyor ve biyolojik yerinden bahsediyorsunuz. Aytaş Tanrıçalarının ismi de çok iyi giden bir şey. İsterseniz oradan başlayalım. Ben biliyorum ama onu da isterseniz kısaca bir anlatalım. Doğurganlık ve ay dönemiyle ilgili. Evet. Ondan başlayalım. Memnuniyetle. Evet, Aytaşı Tanrıçaları aslında benim yıllardır okurlarımdan bana gelen muhtelif sorulardan kendilerine hep cevap bireysel veya sosyal medyada genelden cevap verdiğim soruların bir derlemesidir. Yani ortak paydada çok tekrarlanmış sorulara verdiğim cevapları. Ama sorular yok. Direkt sizi. Evet, soruları orada belirtmedim. O monotonluğa götürmesin diye direkt cevaplarımı ve bu arada tabii o cevapları verirken cevapların perde arkasında yatan benim gerçek hayatımdan edindiğim tecrübeler, yaşadıklarım, düşüncelerim, hayat felsefem onlar da devreye girdi. Ama özellikle o bahsettiğiniz konuyu da belirtmek istedim. Çünkü şimdi yani sosyal medyada nereye açsak bir yaşam koçluğudur gidiyor. Herkes herkese nasıl yaşamayı öğretiyor, nasıl olmayı öğretiyor. Halbuki aslında bizim bütün bunların bilgisi bizim içimizde var. Biz şayet bu gövdede, bu dünyaya, bu kimliklerimizle geldiysek bunun bilgisi zaten bize verilerek geldik. Bizim robotlar olarak geldik de programlanmamız gerekmiyor. Peki nasıl unuttuk da bu hale geldik? Modern hayat bizi unutturdu. Modern hayat özellikle sanayi devriminden sonra 19. yüzyıldan itibaren insanın tabiatla bağının kesilmesi değil mi? Ve ruhuyla, kendi ruhuyla bağlantısı kesiliyor aslında. Ve dışarıdan yönlendirmelerle değer yargılarımız şekil alıyor. Dışarıdan yönlendirmelerle, toplumun baskısıyla ve verdiği direktiflik doğrultusunda, öğretileri doğrultusunda da yaşamamız ve geleceğimiz programlanıyor. Aslında medeni hayata adapte olurken biz gerçekten bizim ruhani tarafımızı da unutmadan ve bizdeki bilgileri de varlığını es geçmeden ve zaman içinde de unutmadan devam edebilseydik medeniyetle o ruhaniliğin buluşması mükemmel bir insan ortaya çıkaracaktı ve mükemmel bir insanlık yaratacaktı. Fakat maalesef bu mekanikleşme içerisinde ruhani her şey arka planda kaldı. Ve onun acısını çekiyor bugün insanoğlu. Acısı var, insanlar mutsuz, insanlar huzursuz, insanlar endişeli, insanlar özgüvensiz, insanlar yarınla ilgili korkular içerisinde. Ne kadar negatif duygu varsa insanoğlunu sarmış vaziyette. Ama bunu sadece korkuyorum, endişeliyim ya da özgüvenim yok ya da rahatsızım ya da işte travmalarım var diye geçiştiriyorlar. Nedenini sormuyorlar. Nedeni bu ruhumuzu kaybetmemizden gelen bir şey. Yani onu bir kazansak, tabiata tekrar dönsek, bulutları biraz daha fazla izleyebilsek, kuşların uçuşuna bir baksak. Hayatta, yani bu evrende tek olmadığımızı bir anlayabilsek, bu yarattığımız kalabalıklar. Ya da acılarımızın yalnız yaşadığımız şeyler olmadığını aynen fark öyle. Etsek. Aynen öyle. Herkes yani, yaşıyor çünkü. Bu suni şehirlerin, dünyaların içerisinde kendimizi evrenin en zekisi ve tek yegane vazgeçilmesi olarak görmenin kibiri içerisinde bütün bir evreni de bitiriyoruz, kendimizi de bitiriyoruz. Kitapta mesela şeyden bahsediyorsunuz, mitokondriden. O da çok ilginç. Biyolojik olarak mitokondri kadından kadına geçiyormuş. Aslında
Kadından erkeğe de geçiyor. Erkek çocukta da var. Erkek çocuğa evet, da geçiyor ama erkek geçiremiyor sonra. Geçiremiyor kendisinde sonraki devre. Kalıyor. Onun için kadından kadına ve siz diyorsunuz ki hani atalarını da böylece kadınlar bulabiliyor ve tabii. Kadınlar aslında kardeşler. Kadınlar kardeşler. Bu çok acayip, çok ilginç bir şey. Hani kadınlar aslında çok kardeş. Aslında ilginç bir bilgi. Hakikaten ben girdim mitokondriye, hani nasıl kadından tamam erkeğe de geçiyor ama bu hani özünde nereye bağlanıyor falan diye ve üretimle ilgili. Bugün bizim aslında ürettiğimiz enerji kadından kadına geçen bir şey. Evet. Yani vücuttaki bütün şeyin çalışmasını sağlayan o mitokondri aslında. Atomun çekirdeği mitokondri. Erkeği de yaşatan o. Yani evet. Mitokondrisi olmasa erkeğin de hücreleri faaliyeti gösteremeyecek. Ama erkekte bir şey var, kendi çocuğuna aktaramıyor. Evet. Ancak kadın onu geçiriyor. Dolayısıyla kadının elinde bu şeyin devam edişi. Bu enerji küpünün soyun. Devam edişi. Yani şimdi Tanrı deyin, Allah deyin, Yaradan deyin, büyük enerji deyin. Nasıl algılarsanız algılayın. Yani ister dindar olun, ister ateist olun, hiç fark etmez. Şunu yadsıyamayız. Yani bu evrende bizim insanoğlunun belki de hiçbir zaman keşfedemeyeceği nasıl başladığını, hani o bing bangler, patlamalar bir yana, arkasında nasıl bir gücün olduğunu ve niye burada olduğumuzu anlamamız belki hiçbir zaman mümkün olmayacak. Yani insanoğlu kendi bunu anlayacak zamana müsaade etmeyeceği için olmayacak. Evet. Kendi kendini bitireceği için olmayacak. Evet. Muazzam bir yani matematiğin alası var evrende. Geometri, biyoloji, kimya, astronomi, fizik. Astroloji, fizik, trigonometri, yani sanat, renk kuşağı, şekil, ivme, dinamik. Ne yani insanın bugün keşfedebildiği ne kadar kavram varsa görebildiği ve bizim göremediğimiz de var. Mümkün olmayan var. Bunu yaratan bir sistem var. İsterseniz büyük bir bilgisayar, dev bir bilgisayar deyin. Belki de küçücük bir bilgisayar. Çok kuvvetli bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Kimine yaradan, kimine tanrı. Yani oradaki devinimi, gücünü ve onun mükemmelliğini anlayıp da ona saygı duymadığımız zaman işte bu yeryüzündeki bu aslında o çok güzel video var ve dünyadan uzaklaşarak evrende sonunda hiç görünmüyor, bitiyor, gidiyor. Yani öyle bir yerde yaşadığımızı hissetse insanoğlu, hissettirilse her gün biraz daha ayakları yere basacak belki. Çok kibirliyiz, çok kibirliyiz. O kibir bizi öldürüyor. Kitapta mesela eski çağlarda insanların kadınlara ne kadar saygı duyduğunu anlatıyorsunuz. İşte bir kan pıhtısından. Antik çağlarda. Bir kan pıhtısından insanlığın doğduğuna inanıyorlar. Ve hani o dönemde erkeğin bir vasfını o kadar anlayamıyorlar. Farkında değiller. Sonrasında ama o günden bugüne geldiğinizde her şey değişmiş. Şu an kadınlık için bambaşka şeyler konuşuluyor. Hatta kadınların maalesef öldürülmesi vesaire gündemde. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir dönüş sağlanabilir? Hani eskiden daha modernmişiz belki de yani hani o dönem için. Ben mitolojiye hep çok meraklıydım. Çok küçük yaşlardan beri. Ve daha derinliğini anlamaya başladıktan sonra da hep bir merak konusu oluştu bende. Çünkü işte müzeleri geziyorum, öğren yerlerine gidiyoruz falan. Mitolojiyi okuyorum. Tanrıça faktörü var. Bütün toplumları, o antik çağ toplumlarını yöneten tanrıçalar. Sonra ne oldu da hani uğruna tapınaklarda kurbanlar verilen kadın, sonra ne oldu da tukaka oldu? Tam aksine öldürülen, kesilen, biçilen, ezilen, hırpalanan oldu, itilen oldu. Onu çok araştırdım. Sonra antropoloji kitaplarına daldım. O vesileyle fark ettim o değişim nereden geliyor. Bahsettiğimiz tanrıçaların baş tacı edildiği dönemde
kadın doğuruyor, gözle görülüyor artık. Şahit isteyecek bir şey değil. Kadın doğuruyor. Kadın doğurgan ve kadının işte doğum döneminle bağlantılı olarak, ayın dönüşüyle bağlantılı olan regl döneminin birbiriyle ilgisi de keşfedilmiş. Ve direkt zaten gökyüzü tapılmaya ve bütün korkulanların, mucizelerin geldiği yer olarak kabul edildiği için. Siz okudukça bunları not alıyorsunuz değil mi? Tabii. Her kitabı ben bir yanında küçük deftercikle okurum. Yani keder okuduğum kitabı bile. Onu bile. Çünkü çok ilginç yerlerden, çok ilginç küçük küçük bağlantılar ve birleşmiş bir şekilde, veriliyor. Evet. Yani onlar senelerin tabii birikmiş kitapçıklarından çıkan şeyler, deftercilerinden. Ve kadının gerçekten o gökyüzünden tanrıların dünyaya indirdiği yaratık olduğu kabul ediliyor. Çünkü bir de doğuruyor. Evet. Ve ay dönüyor, kadının reglisi oluyor, bitiyor, ay dönüyor, o arada zaman geçiyor, kadın doğum yapıyor falan. O tanrıdan yerde bir tanrıçaya aktarılmış bir güç fark ediliyor ve öyle tapılıyor kadına. Ne zaman ki erkeğin sperminin kadının hamileliğinde dahil olduğu anlaşılıyor, bu defa erkekler için bir de dinler devreye girmeye başladığı için toplumun yönlendirilmesi, özellikle o güne kadar kuvvetli addedilen kadın cinsinin pasifize edilmesi gerektiğinden, kadınlar üzerinde apayrı bir politika uygulanmaya başlanıyor. Bilinçli bir pasifize. Bilinçli. Bakın mesela o cadı avı dedikleri hadise. O yıllarla cadı diye yaktıkları kadınların hepsi aslında homeopati uzmanı kadınlar. Bunlar tabiattan, hangi ottan hangi ilaç yapılıyor, kim nasıl iyileştiriliyor. O kadınlar doktorlar. Kadınlar o toplumların doktorları. Ve orta çağda kilise şeyi ele alıyor. Rahipler doktorluk yapmaya başlıyor. Kiliselerin yanlarının içinde hastaneler açılıyor. Ve tamamen bilgisiz, sadece dini batıl itikatlardan yola çıkılarak yapılan, hiçbir hijyenik tarafı olmayan tedavilerle insanlar oraya alınıyor. Ve o tedavileri yapmaya devam eden kadınlar da kaçak cadılar olarak yakalanıyorlar ve yakılıyorlar. Böyle bir sindirme düzeni ve belki de o binlerce yıl kadına gösterilen tanrıça kavramını tamamen yerle bir etmek ve bir şekilde sanki öç almak sevdasıyla diye düşünüyorum. Kadını artık ezebildiği kadar ezmek üzere kurallarla yaşayan toplumlara dönüşmüşüz. Tabii. Ama şimdi siz böyle anlatınca hani koyu feministlik artık bizde farklı algılandığı için. Ben feminist değilim, onu da söyleyeyim. Evet, zaten onu söyleyeceğim. Ben hümanistim. Hatta aşk mevzusunda. Onu ısrarla da belirtirim orada. Evet, şimdi ondan bahsedeceğim. Hiç feminist değilim. Aşk konusunda erkeklerin daha naif olduğunu bahsediyor Nermin. Evet, ben çok acırım bazen erkekleri. Gerçekten. Bayağı evet acıyorsunuz. Yani evet. Kadınları bayağı asır altı edilmiş. O kısma da girelim. Çünkü feministlikten hani hiç şey yapmıyorsunuz. O anlamda değil. Siz kadının kuvvetlenmesi ve hani kendi gücünün de farkında olması ama erkeğe de hani bambaşka bir şey addediyorsunuz aslında bu kitap. Evet. Ve ikinci bölümünde şeyden bahsediyorsunuz. Siz tabii Pamir Bey, Allah rahmet eylesin, çok güzel bir evliliğiniz varken vefat ediyor. Evet, arkasından maalesef. Tolga Bey'le tanışıyorsunuz. Evet. İkinci aşka es geçmedim diyorsunuz yani. Hayatta böyle de var. Geçmem. Es geçenleri de anlamam diyorsunuz. Evet. Hani. Ama çoğu insan bunu... Saygı duyarım ama anlayamam. Çünkü hayatı o biçimi heba etmelerini anlayamıyorum. Fakat bunun sebeplerini ben yani saygıda duymamın sebebi şu. Şöyle anlayabiliyorum. Öyle bir kültürle yetiştiği zaman... Başka türlü düşünme şansı verilmiyor o kadına. Bizde genelde toplumumuzda şöyle bir enteresan
bir seçim yapma zorunluluğu var sevgi konusunda. Mesela anne, çocuklara bile soruluyor, anneni mi çok seviyorsun, babanı mı? Yani anne ile baba aynı şey mi? Yani anne, anne olarak sevilir, baba, baba olarak. 10 çocuğunuz olsa onunla ayrı seversiniz. Her bir ayrı bir kimliktir. Ayrı bir sebepten seversiniz. Kimse kimsenin yerini tutmaz hayatta. Aynı şekilde aşk da öyle. Hiçbir aşk bir diğerinin yerine gelmez. Ya da öbürü gittiği için o gelmez. Yani her aşkın, her sevginin kendine ait bir yeri vardır. Kalbinizde sizin bir niş açabildiyse daha eski olanın daha büyük bir yeri vardır. O gitmişse bile o büyük yer durur sizde. O onu beraber götüremez. Hele ölümle ayrılık olmuşsa şayet. O orada durur. Kalp o kadar genişlemiştir onun için. Orada atar ve onun anısıyla atmaya devam eder. Yeni bir aşk geldiğinde de başka bir nişe girer. O da kendini yerini yapar, kendini büyütür orada. Yani bunu almak, öbürünü unutmak anlamına gelmiyor ki. Ya da annenizi sevmeniz, babanızı sevmemeniz anlamına da gelmiyor. Benim iki çocuğum var. İkisini de çok seviyorum ama ikisini ayrı ayrı seviyorum. Evet. Çünkü ikisinin ihtiyaçları farklı. Ama siz bu ayrımı iyi koymuşsunuz. İyi düşünerek koymuşsunuz. Çünkü ayrıyız, hepimiz bireysel, kendi kimliklerimizle birinin hayatındayız. Kızıma ihtimam gösterdiğim alanlarla oğluma gösterdiklerim farklı. Tabii. Çünkü onun ihtiyaçları, kırgınlıkları, kırık olabileceği alanlar başka. Bununkiler başka. Orada onun yanındayım, burada bunun yanındayım. Ama bu aynı anda ikisinin birden sarılmam anlamına gelmiyor. Evet. Sevgi sınırsız bir şey. Sınırsız bir şey ve bizim kalbimiz gözüktüğünden daha büyük bir alanda sevgi taşıyabiliyor. Bunun onun için birini sevdi hayatı boyunca diye kadına öyle bir dersle büyütürseniz, kocanı çok sevmiştin madem, şimdi birine daha bir ilişkin olursa onu sevmedin mi yani? Bizim aldattın o kadar seni, kocayı aldatmış ya da kocanı aldatmış oluyorsun, ölen kocayı. Ben onu söylemiştim o zaman, yani yaşarken aldatanlar var, bir şey olmuyor da kocam ölmüş, ben yeniden evlenmişim, aldatmak olur mu ya? Yani bu şey anlayış çok fena. Özellikle ölerek gitmiş olan bir sevenin ardından bir, özellikle de kadın için yeniden sevgiye açılmayı engelleyen bir tabu, bir baskı unsuru. Bu aile baskısı da olabiliyor, toplum baskısı, mahalle baskısı, ne derseniz deyin. Kadını bir kere şartlamış oluyor. Kadın kendini suçlu hissediyor. O sevmeye açılamıyor. Benim bu kitabımdan sonra da benden dire bir yazışan çok böyle hanım okurum oldu. Bu bakımdan mı? İkinci evliliğimi yapacağım. Evet. Ya da ilişkisi. Yani ikinci defa aşık olmuş, büyük bir aşk yaşamış, karşılığını da bulmuş fakat ilişkiyi bitirmek zorunda kalmış. Çünkü ailesine karşı, çocuklarına karşı kendini sorumlu hissetmiş vesaire ve onun üzüntüsünü, hüznünü çekiyorlar. Orada ben İşte orada da burada da birçok şeyde ben kimseye, hayat prensibim şu, kimse bir başkasına zarar vermediğim müddetçe, kimsenin elinden bir şeyini almadığım, lokmasını almadığım müddetçe beni kimse yönlendiremez, kimse bana tabu koyamaz. Ben siz kendi haksız, ben kendi haksızlık yapmadığınız sürece ben kendi seçtiğim gibi yaşamaya hakkım var. Bu beden, bu ruh, bu kalp üzerinde ben tek sahibim. Bütün tasarruf hakkı bende. Benim arzum dışında kimse bana bunu yönlendiremez. Ne düşüneceğimi, ne seçeceğimi, ne kimle sevişeceğimi, ne kimin için üzüleceğimi hiç kimse dikte ettiremez. Bunun için de genç kalıyorsunuz sanırım. Kimseye. Ben zamanla çok ilgim yok. Yani zaman çok önemsiyorum. Şöyle, çok değerli bulduğum için. Yani parayla ödeyerek falan alabileceğiniz bir şey olmadığı için. Ama onun dışında da
ben sanki hep buradaydım gibi bir hissim var. Hep de olacağım gibi bir hissim var. Yani bir son, olacağımla kastınız ne? Hani böyle bir zamanın içerisinde bir sınırda hissetmiyorum kendimi. Aşkla ilgili yazdığınız kitaplardan da, kendi hayatınızdan da bunu o kadar iyi biçim göstermişsiniz ki, bu kitabı okuyan biri, siz başta bunu bence çekinerek çıkarmışsınız biraz, bana öyle geldi, hani kişisel gelişim madde derler ya da şey gibi, ama ya öyle bir iddiam yok anlamında, evet, söyledim. Evet. Yani ben kimseye böyle yaşayın diye bir örnek ya da böyle yaşarsanız kesinlikle daha iyi olur demiyorum. Evet. Bana sordukları için yani siz bu cesareti nasıl buldunuz? Siz nasıl istediğiniz gibi yaşayabiliyorsunuz Nermin Hanım? Onu nasıl yaptınız? Bunu nasıl yaptınız? Sorularına bir cevap olarak bunu anlatmak istedim aslında. Bir de şu var, ben kimseye böyle bir yönlendirme yapmaya hakkım yok. Evet. Çünkü ben kendi karakterimi biliyorum. Bir yerde ben bir duruş sergilediğim zaman karşıma çıkan olduğunda da ne yapacağımı biliyorum. Orada da gücümü biliyorum. Ama ben bunu, o gücü olmayan birine bu dersi verir de o yarı yolda kalırsa onun sorumluluğunu alamam. Tabii. Bir de herkesin çok, her olaydan algılama farklı. Tabii bir yere kadar götürüp ondan sonra daha fazla yıpranmış olarak kalabilir o kişi. Dolayısıyla benim kimseye öyle bir yön göstermeye hakkım yok, ama örnek istiyorsanız bundan dolayı sebeplerini de anlatarak yani o kuvveti kazanmak istiyorsanız, ben böyle düşündüğüm için böyle oldum mu anlatıyorum. Peki bugünkü ilişkileri nasıl buluyorsunuz? Hani aşk bulunabilen bir şey değildir diyorsunuz zaten. Aşkı kendiniz yaratırsınız. Aşk öyle ortada bulunabilecek bir şey değil. O insana vakfettiğiniz duyguya, hisse. Tabii ne yaşamak istediğinize, nasıl yaşatmak istediğinize bağlı. Tabii bu yine de seçiminizle de alakalı. Hı-hı. Çünkü sizin yaşamak istediğinizi paylaşacak birini seçtiyseniz tamam yaşanıyor. Evet. Ama ille aşk yaşayacağım, ben aşka inanıyorum, elimdeki ben bundan aşk yaratmalıyım diye ona hakkını vermeyecek, size karşılığını vermeyecek birinin üzerinde de bir zaman ve emek yatırımı yaparsanız ancak hayal kırıklığı olur. O da yine bir seçimdir. Evet. Ve ben bunu çok hanım okuruma da özelden yine yazanlara söylemişimdir. Yani ısrarla da birine de yapışmayın. Yani bu da yazık, ona da yazık, bırak gitsin. Zaten seni istemeyen birine tutunmak ne kadar yıpratıcı ve insanın özgüvenini kaybettirici ve aynı zamanda aşağılanıyor duygusu getiren bir şey. Ama bu biraz ya, toplum baskısı. İtilmeye yani rağmen. Şundan bahsedeceğim burada. Kadının hani hiçbir şekilde yalnız kalamama duygusu, toplumsal baskı, ille başında bir erkek olsun ama biri olsun hayatında baskısı mı acaba? İşte muhtelif çok baskılar var. Yani ben bu kitapta da Aytaş'ı tanrıçalarında da irdeledim. Şimdi bir mesela çok varlıklı bir hayat yaşıyor. Fakat çok baskın ve hakim bir koca, dediği dedik bir koca. O tip bir eş öldükten sonra kadın hem maddi imkanıyla hem de artık vırvırı dırdırı olmadan, hırpalanmadan, duygusal veya fiziksel şiddet görmeden o kocadan kalan parayla yaşayacağı bir hayat artık kadına cennet hayat oluyor. O tekrar bir risk almak istemiyor hayatına bir erkek daha seçerek. Bir kadın tipi var, çocukları büyüsün diye bekliyor. Benim en acıdığım beraberliklerden biridir bu. Çünkü o çocuklar da o evde mutlu değildir. Belki huzurlu iki ayrı evi paylaşmak, huzursuz, annenin sürekli şiddet gördüğü ya da bazı durumlarda onu da biliyorum. Erkeğin kadından şiddet gördüğü, duygusal olabiliyor, sesli olabiliyor. Yani fiziksel şiddete girmemize gerek yok. Öyle bir evde bir çocuğun yetişmesinin ağırlığını, ızdırabını düşünemiyorum dahi. Çünkü o ebeveynleri de saygısını kaybediyor. İleriye dönük aile ilişkisi de zedeleniyor. Çocuğunuzu en azından sağlıklı, sıhhatli tutabilirsiniz. İki sağlıklı evde, iki ayrı huzurlu evde. Annesini
dayak yediği için önce çok acıyan ama sonra onun ezikliğini gördükçe ondan nefret etmeye başlayan ve babasının şiddetinin düzeni nasıl organize ettiğini görüp kendisi şiddete dönüşen genç insanlar tanıyorum. Son dönemdeki kitaplarda da bu konu işlenmeye başladı. Ben böyle gençlerle de çok çok konuştum. Çok konuştum. Yani orada çünkü küçükken ya da en başta anneye duyduğu acıma duygusu yavaş yavaş ezilenle ezen arasında seçim yapma neticesine götürüyor çocuğu. Ve ezilene o kendini ezdirdiği için bir nefret duyuyor. Ve oradaki hakimiyet kimde, kimin elinde? Bu, doğru olan bu. Ve kendisi de yavaş yavaş o törpülenmeyle, belki de lokomu gibi bir çocuk olacakken şiddete yönelen bir insan, bir genç adam olmaya başlıyor. Siz kendi duruşunuzda da baktığım zaman naif, kibar bir tarzınız var ama aynı zamanda güçlüsünüz ve bayağı güçlüsünüz hani. Bu karşı cinsi korkutmak yerine bence size saygı uyandıran ve çeken bir şey gibi geldi bana. Pamir bir şey Bey'de, oluyor herhalde bilmiyorum. Çok kibar insanlar ve çok düzgünler ve siz de senelerce bu insanlarla ilişki yürütebiliyorsunuz ve çok da güzel gidiyor gördüğüm Allah kadarıyla şükür. Birbirinize Allah karşı. Şükür. Çok şanslısınız. Tolga Bey şu an nasıl, ne yapıyor? Eski otomobilleri şimdi o yani bu şey medya haberleri enteresan böyle bir tamam, kelime söylüyorsunuz onun başına sonuna ekleniyor sonra hikaye çoğalıyor. Tolga'nın orada öyle bir araba işi falan hiç olmadı. Tamirhane falan da açmadı yani. tabii tamirhane açmış yanında 5 kişi çalışıyormuş falan bizim haberimiz yok benim. Yalnız şu var tabii araba merakı olduğu için klasik araba. Bir iki kez birkaç arkadaşı için araba aldı, topladı. Yani ona öyle hobi gibi yaptığı bir şeydi zaten. Birkaç sene bir kendisi eski aynı zamanda lisanslı su topçudur Galatasaray'da. Evet. San Josef'li ama Galatasaray kulübünde de lisanslı su topçuydu. Muş yani ben tanıdığımda artık o yıllar geçmişti ama orada bir çok önemli bir spor şeyinde kompleksinde çocuklara yüzme dersi verdi senelerdir. Özellikle de otistik çocukları ona yönlendiriyorlardı. Çünkü müthiş bir ilişki kurdu onlarla. O çok problemli ve yalnızlık hissiyle yaşayan çocuklar. Tolga'ya aşıklardı. Yani sarılıp öpüşüyorlardı. Ay, gözüme yaş geliyordu. Senelerle onlara şey verdi, ders verdi. Şimdi farklı bir alanlarda, yeni bir kulvarlar deniyor. Kimi yazarlığı falan deniyor mu? Siz böyle odaya çekiliyorsunuz. İkinizin farklı belki alanları var. Evet ama. Tolga'ya roman verin. Size iki satırda özetlesin. O kadar iyi. Mektup yazamaz yani. Yazmayı hiç sevmez. Hiç yazmayı sevmez. Ama özetlemeyi seviyor. Özetlemeye bayılıyor ve mükemmel özet yapıyor. Yazmaktan nefret ettiği için mümkün olduğu kadar kısaltıyor. Okutuyor musunuz peki kitapları? Ben bittikten sonra okuturum. Ben yazarken hiç okutmam. Yalnız o şeyde Unutkan Aşk'ta bir sahnede duygusunu almak istedim. Maya ile Atlas'ın bir konuşmasını kendim çok ağır bir duyguyla yazmıştım. Ortalara doğru mu? Kadının söyleyebiliyor muyuz o kısmını? Tabii. Unutkan Aşk bir çok güzel evliliği giden bir çiftin kadının Alzheimer olmasıyla birlikte değişen aslında hayatlarını tekrar idame ettirme aşkı yaşatma kavgalarını anlatıyor. Kadın da çok metanetli ve çok güzel bir duruş sergiliyor. Herkesin yapamayacağı gibi. Çünkü kendine acımıyor. Diyor ki ne kadar ömrüm varsa o sizlerindir. Güzel geçirelim bu dönemde diye düşünüyor. O Atlas'la Maya'nın konuşması da ortalarında geçiyor. Evet, yani onların birçok konuşmasından bir tanesinde ben bir fazla mı duyguya daldım acaba diye bir okuttum. Baktım o da ağlıyor. Dedim tamam yapmışım. Ben çok ağladım. Pandemi 4'te yazdım ben o kitabı. Ağlaya ağlaya yazdım. Pandemi'de okudum çünkü. O kitapta zaten ben aslında bu hadise benim başıma gelse ne yapardım düşünerek. Kadını ben tövbe yarabbim. Evet kendimi
Kendimi oraya koydum. Yani doktor bana bu haberi verdi. Benim reaksiyonum ne olur? Oradan çıkarak ben yani o Alzheimer'ı yaşayarak Maya'yı anlattım. Ve Alzheimer'ı da bayağı araştırmışsınız. Hatta çok, sizi takip ederken çok görüyordum. Panolara her gün notlar alarak evet, işlediğiniz bir kitaptı o. Bayağı sizi evet, uğraştırdığını tahmin ediyorum. Doktorlarla konuşurken. Ağır yazarken de ağır bir kitaptı. Çok araştırdım. Yani binlerce video seyrettim. Alzheimer'ı olanların başlangıcından sonuna alınmış sizin videolar. Sizin ailenizde de var mıydı? Maalesef rahmetli ilk işimi beyin kanamasından kaybettik ama ondan evvel bir iki senemiz ağır bir demansla geçti. Onu toprağa verdikten sonra da iki sene annemin Alzheimer'ıyla baş başa kaldım. Yani ikisinin de bir şekilde, tabii annem de kız kardeşim de devreye girdi sağ olsun. Fakat bir fiil yani bakıcılıklarını ve seven candan biri olarak yanlarında yaşadığım süreçte çok da notlar aldım. Ve o arada onları ben hep anlamak üzere yaşadım. Sonra, ama yaşadığınız şey çok kolay yaşanabilecek bir şey. Zordu. Sevdiğiniz birinin o şekilde günden güne bir şekilde eridiğini görmek. Evet, orada ama değil sizi terk ediyor evet, aslında görüyorsunuz. Psikolojik tedavi aldınız mı? Hayır. Ben işimi kaybettikten sonra da psikolojik tedavi almadım. Ben başkasının yardımıyla, tabii hepimizin her zaman herhangi bir şekilde bir yardıma ihtiyacı olabilir. Onu yadsımıyorum. Ama ben atlatabildiğim kadar kendi gücümle atlatmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü bir destekle kazandığım bir gücün bir müddet sonra kendime döndüğümde beni baş noktaya getirmesi endişesini taşıyorum. Yani nasıl nezlede gripte ilaç almadan kendi bağışıklık sistemimle atlatmaya çalışıyorsam acılarımı da aynı şekilde kendi sistemime bırakıyorum. Ve onunla mücadele etmek yerine kabullenerek, severek, yani ben acımı da severim. Bizim Gizli Bahçemizden kitabında, rahmetli Pamir'in ölümünden sonra yazdığım kitapta öyle bir cümlem vardır. Acımın tadını çıkarıyorum diye. Öyle bir şey olur mu demişlerdi bana. Olur. Bana ait olduğu için. Ama o mertebeye gelmek herkesin yapabileceği evet, bir şey değil. Benim hayatımda bir zamanı alıyor bu acı. Yani geldi bana, dokundu. Beni parçalıyor, dibe vuruyor. Zamanımı alıyor. Ben de ruhum eline geçirmiş, beynim eline geçirmiş. Sevmem lazım, bana ait. Sizi üzülürsem bu arada evet, bir soru yok yani bu parçası bunun. Dolayısıyla yani el sıkışarak yola devam etmeyi seviyorum. Çünkü o zaman böyle arkaya itelenmiş bir acı hep kendini bir yerde ortaya çıkarır. Evet. Hiç alakasız bir yerde, çok sevgi dolu bir ortamda bir müzik gelir, bir vurur sizi, orada bitersiniz. Ama acınızı sahiplenip kolunuza takıp beraber yola çıktığınız zaman o zaten yanınızda. O da artık size daha fazla acı vermeye uğraşmıyor. Ama bu kadar şeyin üzerine bence Tolga Bey de size bir hediye gibi gelmiş. Tolga bana Allah'ın gönderdiği bir hakikaten hediyedir. Bir kurdelası yoktu. Ya, çok güzel. Ama maşallah gerçekten. Gerçekten evet, öyledir. Gerçekten maşallah, öyledir. Ne diyebilirim? Sağ olun. Yani. Sağ olun. Şeyden de bahsedelim isterseniz. Bir gece yolculuğundan da bahsedelim. Bu evet. Siz biraz hüzünlendiniz. Ben de sizinle birlikte kötü oldum. Evet. Şimdi bir gece yolculuğu benim ta 2000 artık yılları da, değil mi? Zamanla alakam yok diye. Yani 28 sene mi ne olmuş? Çok sevdiğim canım dostum, yazar arkadaşım Nazlı İray'ın Aşık Papağan Barı evet, ve Orfe diye iki kitabını bana imzalamıştı. Bursa Kitap Fuarı'nda beraberdik. Geldim, onları arka arkaya bir gecede okudum. Ben nasıl böyle bir keyifle doldum. Çünkü satranç oynar gibi okudum şeyini. Ben olsam böyle yapardım. Ne yazmış şimdi diye gittik. Sonunda ona bir teşekkür maili yazmaya oturdum.
teşekkür maili baktım 5 sayfa, 6 sayfa, 7 sayfa hikaye oldu. Ben kaptırdım kendimi gidiyorum. Onun bir melek hasanı var, benim zihnimin kanatları vardır. Evet. Onları bir araya getirdim. Nazlı'yı da içine aldım. Bir böyle, siz de varsınız içine. Evet, evet, ben de varım. Böyle mistik, mitolojik, fantastik yolculuğa çıkardım. Ve tabii hemen telefon açtım. Dedim ki Nazlı'cığım, ben böyle böyle bir romana dönüşüyor bu. Ama senin iznin var mı? Yok mu? Çünkü sen, senin kahramanların da içinde. Dedi, bir yazarın bir yazarı anlatmasından daha güzel bir şey olabilir mi dedi. Canım sağ olsun. Ön sözü de zaten Nazlı, evet, sağ olsun yazdı verdi. Çok teşekkür ediyorum Nazlı'cığım sana. Buradan teşekkür ederim. Evet, canım, canım arkadaşım. Çok eğlenceli. İçinde şeyler kopuyor. Ya siz de ama şey yapmışsınız bu kitapta. Yani bütün hayal gücünüz kullanılıyor işte. Hayal gücü çok. Bende çok. İsterseniz olur. Arada konuşalım isterseniz. Ben ararım sizi. Hiç problem değil. Ya da mail atayım ama benim hayal, bir tabii sürer. Hayal gücü, okuduklarım, beğendiğim konular, ilgilendiğim konular, tarihi karakterler, mitolojik karakterler. Onlar hepsi içinde. Ve yani bence bu kadar sıkıntılı, tatsız bir zaman diliminden sonra beni de tekrar okurken, şimdi basılmadan önce okuru da şimdi okuyunca hakikaten biraz kanatlandırıp uçuracak, çok eğlendirecek bir kitap. Evet. Çok çok keyifli bir kitap oldu. Onun için de tekrar basılmasını istediniz galiba, değil mi? Birlikte basmış. Yok, Cem Erciyes genel yayın yönetmenimiz özellikle çok etkilenmiş. Bunun tekrar basılması lazım dedi. Ve öyle basıldı. Bir de Cumhuriyet'in 100. yıl kitapları arasında. Evet. Bu da çok kıymetli. Evet, o da çok özel bir şey yeri olacak arşivimde. Çok keyifle yazdım. Okuması da çok rahat ve gerçekten İnsanı masalvari bir yolculuğa çıkaracak. Ben yazarken çok eğlendiğim yerler de oldu. Hafif gözyaşı olmazsa olmaz. Mistik tarafı çok var. Var. Doğaüstü tarafı çok var. Var. Sizin kişiliğinizde de bu var. Yazdıklarınızda da genel anlamda ben bunu seziyorum. Her türlü kitabınızın arasında bu var. Çünkü siz öyle yaşayan birisiniz. Nazlı Hanım'la da eş zamanlı telefonla konuşma şeyi var bu arada. İkinizin de böyle nasıl yani, ben seni arayacaktım, sen beni aradın. Evet. Ne oluyor, ekran mı gidiyor falan, böyle şeyler verirsin. Hoş, komik, mistik bir kitap. Evet, çok eğlenceli. Çok eğlenceli bir kitap Siz oldu. Siz yazarken bayağı eğlendiniz, olmuştu. Ben çok yani hakikaten eğlenerek yazdım onu. Zaten Nazlı'nın kitaplarını okurken de öyle ben diyorum. Hep satranç. Şimdi bir sonraki sayfada ben olsam şöyle mi yapardım diyorum. Bir bakıyorum ama başka bir şey yapmış falan. Çok eğleniyorum okurken. Aynı tempoyu bu kitapta da tutturmaya çalıştım. Okuyanların seveceğine inanıyorum. İnşallah. Biz bu haftalık yani bu bölümü bitirmiş olalım mı? Söyleyecek bir şeyiniz var mı ekstra? Ben hem... Bir gece yolculuğu. Ekipçe sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayağınızın yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sorular çok çok keyifliydi, çok güzeldi. Ben de çok keyif aldım ama sizi üzdüysem kusura bakmayın, biraz da... Ben üzülmeyi severim. Benim de sizinle birlikte gözüm yaşardı çünkü yaşadığım Yok. Şeyler... Keder fenadır ama hüzün iyidir. Evet. Hüznü severim. Bir de sizi herkes biraz daha sırça köşkünde görüyor ve başınıza kötü şeyler gelmezmiş gibi düşünüyorlar. Evet, öyle bir duygu var. Bir de benim böyle ağlamakla kimse görmez. Yani benim eşim de görmez beni ağlamakla. Dolayısıyla benim hep böyle bir şekilde tedavi olacak bir hayatım olduğuna inanıyor herkes. Ama insan için olan her mutluluk olduğu gibi her üzüntü, her sıkıntı, her dibe vuruş, maddi, manevi, fiziki, sağlık sorunları, her şey hepimiz için geçerli. Benim için de geçerli. Ben de yaşadım, yaşıyorum, yaşayacağım. Ama yaşadığımız müddetçe de bunlarla yaşamayı ve mücadele etmeyi öğreneceğiz. Çaremiz bu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah buluşuruz. İnşallah görüşmek üzere. Çok sevgiler. Sağ olun. Aslı Örnekli Okur Arşivi burada bitti. Yine sürprizlerimiz devam edecek. Görüşmek üzere.